Bahar nezlesine yakalanmıştı 7 yaşındaki Hüsra Türkoğlu. Gözleri biraz şişince önlem için hastaneye götürdü ailesi. Tahlil sonuçları temiz çıktı. Taburcu edilecekti ki iddiaya göre bir doktor ısrarla serum takılması gerektiğini söyledi. O serum takıldı ve küçük kız yarım saat sonra fenalaştı. Sonrasında da kurtarılamadı. Evlatlarını toprağa veren aile yanlış ilaç tedavisi uygulandığını savunuyor. Annesi kızının bu neşeli anlarını kayda aldığında sadece birkaç gün önceydi. Sıradan, hemen her küçük çocukta olduğu gibi bahar nezlesine yakalandı ve güle oynaya gittiği hastanede anne babasına cansız bedeni teslim edildi. Eşim beni aradı. Çocuğun da biraz galiba dedi bahar nezlesi gibi dedi gözlerinde falan dedi biraz yaş geliyor falan. Ondan sonra geldim çocuğumuzu aldık. Oynaya güle elinde tutaraktan gittik işte hastaneye. Daha 7 yaşındaydı Yusra. Cıvıl cıvıl hayat doluydu. Babasının da anlattığı gibi ne olduysa o gün acil kapısından girdikten sonra oldu. Tahlillerimiz temiz çıktı. Pratisyen hekim bize dedi ki eve gidebilirsiniz. Gittik uzmana. Bayağı bir uslubuz. Böyle yani insanlık dışı böyle kendini beğenmiş, doktor diliyle yani biz ona konuşurken. İddia o ki o doktor Türkoğlu ailesine kızlarına ısrarla serum takılması gerektiğini söyledi. Hatta sırf bu yüzden aralarında gerginlik bile yaşandı. Benim çocuğumu o gün deneme tahtası gibi kullandılar. Annesi baktı onu uzayacak. Doktor bey dedi serumun içinde ne var dedi onu biz biliriz dedi. Sizin bilmenize gerek yok dedi. Aradan yarım saat geçti. Küçük Yusra fenalaşmaya başladı. Gözleri şişti. Kalp atışları hızlandı. Başka bir doktor geldi. Olay müdahil oldu. Baktı bir şeylerin ters gittiğini, ters yanlış ilaç verildiğini falan fark etti ve serumu söktü. Serumu söktü bu çocuğa bu serum verilmez gibi tavırlarla onlara tepki gösterdi. İddia o ki durumu ağırlaşan çocuk 10 saat sedyede tutuldu. Ailesi kalbine bakılmadığını öne sürdü. Sabah kardiyolog gördü. Kardiyolog böyle suçluluk psikolojisiyle yani sanki birilerini savunuyor. Yere bakıyor. Bahar nezlesi şikayetiyle giden Yusra ne acı ki o hastaneden sağ çıkamadı. Ahmet bir şey yaptılar Ahmet. Yine iddiaya göre hastane zavallı anne babaya ölüm haberini verirken bile oyun çevirmeye kalktı. Çocuğumun durumunun kritik olduğunu söylediler ama bunu bize çok sonra çocuğun vefat ettikten sonra söylediler. Bağırdı. Bir saat önce çocuk vefat etmiş, vefat eden çocuğu bize sevke kağıda imzalattırıp işte sorumluluğu kendileri üzerlerinde atıp tamamen sorumluluk aileye aittir deyip vefat etmiş çocuğu bize sevk ettirmeye çalıştılar. Evlatlarını toprağa veren gözü yaşlı aile hastaneden şikayetçi oldu. Küçük çocuklarından geriye ise telefondaki anıları kaldı.